İçeride hepsi. Merhaba değerli takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız arkadaşlar ben hamur yoğuracağım. Evimizde bazlamamız yoktu. Bayağı bir aydır, 1,5 aydır bazlama yapmam biliyorsunuz. Şöyle bir adet yaşına yapıyorum arkadaşlar. Bunu ben burada ılık suyuna ılaşı edeceğim şimdi. Islayacağım. Sobamın üzerinden sıcak su getirdim. Hamurun mayası çabuk gelsin diye. Medine'de kahvaltı hazırlıyor arkadaşlar. Medine bugün okula gitmedi. Rahatsız. Anne dedi hiç canım istemiyor okula falan gitmek dedi. Hiç kalkamadı. Ben de hamuru yoğuruyorum arkadaşlar. Biraz sonra okula gideceğim. Hamurun mayası gelene kadar Medine'ye izin alıp geleceğim. Ya da ise yok yazılıyor. Mevsim sabahleyin okula gitti. Şu an saat 7:30-8'e geliyor arkadaşlar. Dışarıda yağmur çiziyor. Yağmur atıştırıyor. Hava acayip soğuk. Ben şöyle mayamı erittim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Unum bu sefer az. Bir adet maya kullandım. Mayası çok oldu mu arkadaşlar? Mayası kokuyor. Bazlamanın tadı değişik oluyor. Şu tasada bu sos arkadaşlar bazlama şeye onun içine su dökmek için aldım. Böyle iyi oluyor. Daha yatağımızda yorgan mesela ortada duruyor. Ayhan Azat uyuyor. Ben gelirken uyuyordu. Neyse şu hırkamı çıkarayım. Acıyan yer ayrı, acıkan yer ayrı arkadaşlar. Yapmayınca olmuyor. Bismillahirrahmanirrahim diyelim arkadaşlar. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Sabahleyin Sultan bacıma telefon açtım. Akşam mesaj attım. Görmedi. Sabahleyin tekrardan aradım. Gel bazlama yapalım diye. O gelecek. Beraber yaparız. Medine. Hı. Gel annem şuna biraz su dökelim. Her tarafını gezdirerek dök. Dök dök. Yeter. Medine kamerayı yakına getir de yakından çekelim.
uyandın mı? Ben bunu götürüyorum arkadaşlar, sobanın yanına koyuyorum. Sobam da yanıyor, çabucak gelir. Yaş mayayla daha çabuk gelir hamurlar. Sultan içeride kalıver. Arkadaşlar ben hamuru şöyle getirdim değerli izleyicilerim. Hamurun mayası gelene kadar da evimizin işlerini falan gördük Medine ile. Bir de tüp değiştirdim, geldim Medine'ye. Tüplü sacımızın tübü bittiydi. Hamurumuzun mayası da çok güzel gelmiş. Sobanın dibinde var ya arkadaşlar, hamur buz gibi. Niye öyle oldu hiç anlamadım. Şöyle havasını da alayım, ondan sonra da tutmaya başlayalım. Bir de dişim sızlıyor arkadaşlar. Nasıl? Şuraya oturayım. Bu arada Sultan bacım geldi. Namaz kılıyor içeride. Namazını kılsın. O da tüpü dağıtsın. Geçen börek yaptıydık. Tüplü sacımızın tüpü bitti. Medine değişti geldi. Sobanın üzerine patates koydum arkadaşlar. O haşlanıyor. Evimizde peynir yok. Bir kase peynir kalmış. Börek yapalım. Allah izin verirse. Aslında böyle şeyleri hiç paylaşmak istemiyorum ama arkadaşlar inanın, insan bazen şaşırıyor. Ne paylaşacağım, ne paylaşacağım değil. Mecburen paylaşmak zorunda kalıyor bizde. Hamurumuzun büyüklüğü şu şekilde arkadaşlar. Ben alışmışım kayınvalidemde. Kayınvalidemde bezleri tek büyük tutar. Küçük bazı zamanın bir şeyse bezi kurur der. Gerçekten de öyle oluyor. Böyle sacım üstünde tepserir gibi oluyor. Küçük beziyi ben pek sevmiyorum. Biraz cıvık ama mutfağımız soğuk, birazdan çeker. Medine'mde yerleştirsin hamurları. Geç kızım. Arkadaşlar biz bazlamamızı şöyle itmeye başladık değerli izleyicilerim. Ben şöyle bezlerimi şuraya birleştireyim. Bayağı yarıdan çoğunu yaptım ben. Az bir şey kaldı. Şöyle yanıma yakınlaştırayım da. Bezeleri de bayağı kendisini çekti görüyorsunuz arkadaşlar. Benim mutfak soğuk olduğundan hemen çekti. Sultan onların altına un atıyla yapışmasın tahtaya. Şu yapışmış mı? Çok önemli. Onun üstünü bir sileyim. Sarı bez vardı ya. Arkadaşlar dışarıda bir rüzgar çıktı nasıl? Hava bir iyi, bir kötü. Sultan bacımdan bayağı gittik biz. Sultan oradan bana bıçak verir de şuraya bakalım, hamur yapışmış ya, hamur kalmış burada.
olur olabilir. Geçen bir izledim de yazmış biliyor musun? Ayşe diyor, benim diyor hiç bacım yok diyor. Nasıl diyor imreniyorum size diyor. He ben de okudum. Okudun mu onu? He. Bir taraftan da bir duygusallaştım, bir üzüldüm. Nasıl kapardın? Hadi. Evet. Hamur bayağı çubuk olmuş arkadaşlar. Yapışıyoruz. Biraz daha büyüğünü alsaydım bu saçın. Tek 3 tane bazlama sayıyoruz. Dün balkona mutfağın halısını serdiydim arkadaşlar. Mutfağın halısını götürmüştük, gitmişti dün götürdüğünüzde. Hiç böyle bir şey görme dedim buraya. Taşınalı 2 sene oldu. İlk defa böyle şeyle karşılaşıyorum. Şu oturduğumuz halının eşiğiydi. Bundan küçüktü biraz. Aşağı mı düşecek oturduk ki? Yok aşağı düşmedi. Dün evde değildik ya. Serdiydim dışarıya. Geldim halı yok. Halıyı çalmışlar gitmişler. Valla bu nasıl insanlık, bu nasıl bir şey hiç görmedim de. İsteseler de elimden de verirdim. İhtiyacı var diye. Vallahi gerçekten ihtiyacı olduğunu bilseydim elimden verirdim halıyı ona. Yine Hatay'da deprem olmuş arkadaşlar. Volkan telefon açtı. Onların orada da deprem olmuş Mersin'de. Hepimiz diyor dışarıya kaçıştık diyor. Bir görsen diyor sabahlara kadar uyuyamadım diyor. Son mu sallanmış? Mersin. Hepimiz diyor aşağı patır kutu patır kutudan iniyor diyor. Böyle böyle dünyanın sonu nereye gidecek hiç bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten herkesin psikolojisi darma duman oldu. Nasıl iyileşeceğiz, ne zaman iyileşeceğiz hiç bilmiyorum. Allah'ın sonumuzu hayır etsin inşallah. Yani. Rabbim bir daha göstermesin hiç. Yaralılara acil şifalar versin. Ölenlerimize başsağlığı diliyorum buradan. Yapacak bir şey yok. Gerçekten Allah'tan geliyor. Ne geliyorsa. Instagram'da bir şey okudum. Ne ettin? Çocuğumu sallarım diyor. Uyusun diye diyor. Kullarımız ne? Allah da kullarını sallar uyansın. Allah'ım inşallah gafletten uyandırır bizleri. Doğru yorumumuzdan şaşırtmaz. Her şeyin hayırlısından versin Cenab-ı Mevlam. Allah'tan gelene hep kapımız açık arkadaşlar. Keşke anneme de telefon açsaydı. Gelseydi çemen çalardı. Arasaydınız ama. Hiç aklıma gelmedi. Aradık da internet kapalıydı ya. Aradım da internet kapalıydı. İnternetini ben de açıyorum. Dün açtım yine kapatmış. Hamurlu yerini de balkona koydum da o da yıkanacak. İki kere bir çamaşır attım arkadaşlar makineye onu serdim. İnanın bizim çamaşır hiç bitmiyor arkadaşlar. Bir beyazlara atıyorum bir siyahlara atıyorum.
sefer pastamız iyi pişti arkadaşlar yanmadan. Biraz daha açın lütfen şöyle. Şunu da şuraya kapa. Daha nasıl yapıştı yine? Bunu bozuyor bir şey öyle. Şurada dursun da o biraz alışsın. Şurada böreklik. Yapmayınca olmuyor. Sizin de var mı Sultan bazı zaman? Bizim de bir poşet kaldı. Bayağı biz bir buçuk iki ayda bitmezdik. Biz bitti mi hemen yaparak dolaba koyalım. Ben ekmeğe getirdim ya. O yüzden tek yaptım gayrı. Burada ekmek de bitti sayılır. Oha mı? Hı? Yok ekmek. Zaten iki kaydı. Birisini buraya getirdim. Birisi de aşağı yedi. Yeri var mı? Şöyle biraz daha dönerim. Şu tarafı şöyle iyi kızarsın bu. Şu tarafını döndür. Bak şura şöyle çiğ. Hı. Öğren. Öğrendiğin bana ise yaptığın gelmeye. Yaptığın bana ise öğrendiğin. Yaptığın bana ise öğrendiğin gelmeye. Bak o da test edin. Biz de Gule denenim orada öğrendik. İyi bazlama yani. Nasıl heves ederdik arkadaşlar önceden Medine kadar gel. Annem bize yaptırmazdı hiçbir şey. Bozuyorsunuz diye. Biz tahtanın başından hiç kalkmazdık. Dört bacıydık. Ben yapacağım, ben yapacağım diye birbirimizle kavga ederdik. Mesela nasıl var ya? He, Melisa'yı nasıl sevmiydi? Var mıyız? Şunu dönler. Biraz aşağı çek. Şuraya biraz un koyla Sultan. Elinden koyuyoruz. Bazlamalarımız da bu şekilde pişiyor arkadaşlar. İki ucu da yanmış. Arkadaşlar bazlamadan kalktık canlar. Şöyle 2-3 tane börek yapayım da yiyelim, acıktık. Çay koydu Sultan bacım, kalktı. Şunu da şöyle döndüreyim. Sucuklu börek yaptım arkadaşlar. Şurada ikincisi. Thank you.
Şunu da şöyle kapatalım arkadaşlar. Şunu da peynir böreği yapacağım arkadaşlar. Bir gözü de yapışmadı. Ayhan acıktı mı paşam? Evet. Sana börek yapıyorum bak. Tamam, bu da olsun. Ne de? Bir bıydan olsun ne? Sultan, ne? İçerideki düdüklüyü getir de onu boşaltalım buraya. Bu da acı peynir arkadaşlar. Evde son peynirimiz vardı, bunu da börek ediyorum. Yarın bir peynir alalım. Sen yapan da kötü mü olur? Bunu da Medine yaptı. Bana bilir ablaları. Şepe. Melisam da okuldan geldi. Döndürümde kapatın artık. Bunlar da yaptığımız bazlamalar arkadaşlar. Allah'ım ağız tadıyla yedirmek nasip etsin inşallah. Bunlar da böreklerimiz. He yağla sultan. Arkadaşlar sultan bacım gitti. Medine'de şöyle bulaşıklarımızı falan yıkadı. Hamur leğenimizi yıkadım. Bazlama toplayacağım canlar. Bazlamamız soğudu. Sultan bacıma 5-6 bazlama verdim. Aşağıları falan süpürdüm. Bugünlük de videomuz böyle olsun değerli izleyicilerim. Yarınki videomda inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın.